Peki mamografi zararlı bir tetkik mi? Mamografinin en çok zararı 35 yaş öncesi oluyor. 35 yaştan sonra bu çok önemli. Bu çok sık soruluyor bize. Mamografiden çok hastalar çektirmek istemiyor. 40 yaşında olsa bile böyle bir korku var toplumda. Oysa bilelim ki 35 yaşından önce radyasyon riski daha yüksek. Ki hasta diyelim ki son derece riskli, ailesinde 3-4 tane aile bireyi var. Biz bunlara o zaman daha farklı davranıyoruz. Yani 25 yaşından itibaren bile bu kadar riskli gruplara başlayabiliyoruz. Her zaman teraziye yarar ve zararı koymamız lazım bu tür şey hesaplamalarda. Ama normal bir riski olan bayanda bizim genelde yaptığımız ultrasonla 35-40 yaş arası bayanları tararken ya ultrasonda bir şeyden şüphelenirsek mamografiye başvuruyoruz. Ya da 35-40 yaş arası mesela 38 yaşında bir kez kontrol mamografi çektiriyoruz. Daha sonra 40 yaşından sonra bunu seneli tarama programı içinde koyuyoruz. Bu riski şöyle de anlatalım, mamografinin riskini. Örneğin bir mamografi çektirdiğiniz zaman etrafımızda aldığımız radyasyon, 3 aylık radyasyonu düşünelim cep telefonlarından, bilgisayardan. 3 aylık aldığımız radyasyon riski bir mamografiye eş. Ya da siz Amerika'da, New York'tan Kaliforniya'ya uçuyorsanız, 7 saatlik bir uçak yolculuğu yapıyorsanız, 7 saatlik, 8 saatlik bir uçak yolculuğuna aldığınız radyasyon eşittir bir mamografi. Yani o kadar da riskli değil. Özellikle 40 yaşından sonra zaten çok fazla faydasını gördüğümüz için neden 40 yaş diyoruz? Bunun üzerinde de duralım. Bunun bu Bahçeşehir tarama programında da biz gördük. 40-50 yaş meme kanseri oranları neredeyse 50 yaş sonrasında tarama programları tabii sonucu bu. 40-50 yaş da biz daha çok meme kanseri yakaladık o 36 hasta içinde. Çok enteresan. Yani bir tarama programında bile biz bunu görüyoruz. Etrafımızdaki tabii tüm verileri Türkiye istatistiklerini şu an elde etmek mümkün değil ama toplumda çok bilinen insanlara baktığınızda bile çok erken yaşlarda görüyorsunuz. Yani maalesef özellikle Türkiye'de biz çok genç yaşlarda polikliniklerimize gelen hastalarımızdan da biliyoruz. Çok genç yaşlarda 30 yaşında bile meme kanseri hastalarına rastlıyoruz ve bu çok çok arttı son 10 yıldır. Yani o yüzden lütfen bu mamografi yaşını 50 olarak belirlemeyelim. Biz bunu Sağlık Bakanlığı'yla Türk Kanser Murat Tuncer, Kanserle Savaş Derneği Başkanı hep söyledik. Hatta o bile 45 yaşa çekmeyi düşündü yani bir ara ama sonradan gene vazgeçtiler, 50 olarak tuttular. Ama 50'yi şunu karıştırmayalım. Niye Sağlık Bakanlığı 50'yi söylüyor? 50 yaşı, 50 yaş üzeri ücretsiz. 40-50 yaş arasını ücrete tabi tutuyor ya da SGK üzerinden ama 50 yaş üzeri tüm devlet hastaneleri, hiçbir sigortanız olmasa bile, SGK'nız olmasa da şu anda Türkiye'de 50 yaş üzeri gidip ücretsiz çektirebiliyorsunuz. Yani neredeyse 45'e çekecekler bunu. Tabii tarama programlarında siz 6 milyonluk bir popülasyondan bahsediyoruz. Bu tabii çok yüksek bir rakam ama 6 milyon bayanın her yıl mamografi çektirdiğini düşünün. Tabii Sağlık Bakanlığı bunun hesabını yapıyor. Yani 40 yaşın üzerinde. Tabii 50 yaşı çektiğiniz zaman bu neredeyse yarı yarıya oluyor. O yüzden onlar hep tabii ekonomik açıdan yaklaştıkları için ama biz kendi sağlığımız açısından lütfen 40 yaş üzeri kendi SGK'mızla ya da başka şekillerde lütfen senelik çektirmeye çalışalım. Eğer meme dokumuz yoğun değilse, eğer meme dokusu yoğunsa 2 yılda bir çektirebiliriz ama senelik mutlaka ultrason. Ultrasonda bir patoloji varsa o zaman gene mamografi. Böyle özetleyelim. Burada bir takım mamografi örnekleri göstermek istiyorum. Bunlar hep kanser saptanmış vakalar. Burada speküle dediğimiz yıldız var, düzensiz sınırlı malign kitleyi görüyorsunuz. Burada göğüs duvarına yapışık gene lokalileri meme kanser libası. Burada gene kireçlenme dediğimiz kötü huylu kireçlenme bunlar. Kalsifikasyonları görmektesiniz. Gene bunlar kötü huylu kalsifikasyonlar. Ultrasonografi zararlı mı? Kesinlikle zararı olmayan bir yöntem. Dediğimiz gibi memesi yoğun hastalarda tarama programı ek olarak kullanıyoruz. Ultrasonu haftada yani 7 gün her gün bile çektirebilirsiniz. Yani hiçbir zararı yok. Çünkü hastalardan biliyorum bu zararlı mı? Ultrasonu mamografiyle karıştırıyorlar. Karıştırmayalım. Ultrasonun hiçbir zararı yok. Gebelikte de biliyorsunuz çok rahatlıkla çektirilebilen bir yöntem. Özellikle kistleri yani içi sıvı olan kitleleri ayırt ediyor katı olan kitlelerden. Bu yüzden önemli.
Düzensiz sınırlı mı, düzgün sınırlı mı, düzgün sınırlıysa selim oluyor, düzensiz sınırlıysa kanser oluyor, bunu ayırt edebiliyor ultrason. Dezavantajı ne? Alet tabii ki kaliteli değilse aynı sonucu vermiyor her merkezde. Çünkü biliyor ki yapana çok bağımlı maalesef. Çok tecrübeli bir meme radyoloğunun yaptığı bir ultrasonla genel bir radyoloğun yaptığı ultrason arasında farklılıklar olabiliyor maalesef. Gerek kişisel gerekse alet kalitesi açısından bunu görüyoruz. MR hakkında gene kısaca bir bilgi verelim. MR'ı ne zaman istiyoruz? Bazen ultrasonla da mamografiyle de çözüme kavuşturamadığımız hastalar oluyorsa, vakalar oluyorsa, hala şüphe içinde kalıyorsa MR'a başvuruyoruz. Özellikle bir de meme kanserli hastaların hemen hemen artık özellikle genç meme kanserli hastalarda meme dokusu da yoğun olduğu için çoğunda ek olarak MR istiyoruz. Özellikle meme koruyucu yapacaksak odak var mı şeklinde ya da onların takiplerinde meme koruyucu cerrahi sonrasında MR bizim için çok önemli. MR'ın dezavantajları neler? Metalik işte stentli olan hastalar, kapalı yer fobisi olan hastalara çektirmek zor. Pahalı bir teknik. Kontrastlı madde alerjisi varsa, böbrek yetmezliği varsa bu kontrastlı maddelerden dolayı kontrastlı madde kullanıyorsunuz. Uzun sürüyor, 30 dakika, 60 dakika. Hasta bir daha çektirmek istemiyor bir çektiren. O yüzden gerçekten çok seçici davranmamız lazım. Bir de tabii maalesef çok sık rastladığımız MR kalitesi bir radyolojik şey yok. Standartizasyon yok. MR'ı çektiriyoruz ama ya MR çok kalitesiz çıkıyor. Çekim konusunda bir takım hatalar oluyor. Bizi gene böyle bir şey yani bir, bu konuda tecrübeli bir radyoloğa MR gittiği zaman bu MR hiç olmamış diyor. O zaman hiçbir şey, hiçbir sonuca gene varamıyorsunuz. İşte şu merkezde çektirin. Yani maalesef bir standartizasyon yok Türkiye'de. O yüzden çok iyi yerlerde çektirtmeye çalışıyoruz. Güvendiğimiz yerlere göndermeye çalışıyoruz hastaları. Tabii bunu Türkiye, yani İstanbul'da biz hani böyle yapıyorsak Türkiye genelinde bunu nasıl yaygınlaştırabiliriz? Bunların hepsi tabii tartışma konusu. Tabii radyasyon hiç içermiyor MR. Yani çok mecbur kalırsak gebelerde de çektirebiliriz. Kontrastlı maddeden dolayı gebe olan bir hastada MR'ı çok çok tercih etmiyoruz. Silikon protezli memelerde hasar var mı diye gene MR'a başvuruyoruz. Ya da size biraz önce yüksek riskli hastalardan bahsettim. Ailesinde 3-4 tane meme kanseri olan kalıtsal olabilecek hastalar 25 yaşından itibaren bu hastaları taramada ultrason ve MR'la özellikle takip ediyoruz. Çünkü mamografi sonuç vermiyor meme dokusu çok yoğun olduğu için. Sonuç olarak toparlamak istiyorum. 20 yaşına gelen her kadının her ay kendi kendine meme muayenesi yapması, riskli ise senede bir kez doktora gidip muayene olması, riskli hasta ise ona göre ek ultrason MR çektirmesi. 30 yaşından sonra riskli hastalardan bahsediyorum. Her yıl mutlaka doktor kontrolünde bir kez meme muayenesi yapması ve ultrason da çektirmesi. 35-40 yaş arası bir kontrol mamografisi. 40-49 yaş arası 1-2 yıl aralarda mamografi, mümkünse senelik. 50 yaşından sonra ise senelik mamografi çektirmesi çok önemli. Nerelerde meme kanseri taraması yapılıyor? Üniversite meme merkezleri, devlet hastaneleri meme merkezleri, özel ve resmi diğer meme merkezleri, Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dernekleri, KETEMP adında, bilmiyorum Gaziantep'te var mı, meme dernekleri. Buralarda Türkiye'de meme kanseri taramasını yapabiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabiliriz. Adla meme kanseri. Yani sunumunuzda dediniz ki özellikle mastektomi yapılmış ve aksiller, lenf dokuları alınmış ise hasta mutlaka kemoterapi görmelidir. Ben öyle bir şey değil. Öyle algıladım. Bu açık değil ki. Öyle mi algıladın? Kemoterapi, hayır. Ben kemoterapi konusunda... Radyoterapi mi diyorsunuz? Radyoterapiye bir de adet sık getireyim ben. Meme koruyucu cerrahi eşit. Meme koruyucu tedavi eşittir. Meme koruyucu cerrahi artı radyoterapidir. Daha karışık oldu galiba. Ya da şöyle anlatayım. Memeyi koruyorsak hasta mutlaka radyoterapi görmeli. Yani sadece tümörü çıkarıyorsak mutlaka memeye radyoterapi yapmalıyız. Kemoterapi artı radyoterapi. Kemoterapiden bahsetmiyorum. Tamam, ışın tedavisinden. Kemoterapi kime yapıyoruz?
Kemoterapi, burada aslında medikal onkoloğumuz var ama ben cerrahi siz de şey yapabilirsiniz ama ben şu açıdan hani medikal onkolog olmadan ben bu seminerleri yaptığım için, genel bilgi verdiğim için doktor neye ben sözü vereyim daha uygun olacak. Olur. Şimdi eğer koltuk altında herhangi bir pozitiflik varsa zaten bu hasta radyoterapisini alıyor. Radyoterapinin zamanlaması konusunda problem var. Biz bu hastaya eğer koltuk altında herhangi bir lenf nodu pozitif ise ki doktor Neslihan Hanım şundan da bahsetti. Pozitif olmasa bile erken evrelerde artık kemoterapi veriyoruz. Onu söylemek istedim. Onun lenf nodu pozitif. Evet. Almıştık zaten. Almıştık. Almadı işte ben onu öğrenmeye çalışıyorum. Evet. 2,5 yıl oldu. İşte her 6 ayda bir hormon ilacı alıyordur ama çok ufak bir metastazı vardır herhalde. Vardır onun bir nedeni değil mi? Radyoterapi olayı olmadı. Hatta bir İstanbul'da Mahmut Müslümanoğlu takip ediyor. O zamanla kemoterapi, radyoterapi almasını söylüyor. Ancak buradaki onkoloğumuz buna ihtiyaç duymadığını söylüyor. Acaba biz eksik tedavi mi yapıyoruz? Endişemiz var. İstanbul'a inanmadı. Şimdi 16 tane çıkarılmış olmasıyla 16 tane pozitif olmasını karıştırmamak lazım. Yani ben yok ondan... daha çok sayıda çıkarılmış lenf nodu var. Yani çıkarılmış olabilir ama negatif olur. Tabii negatif olur. Ondan 16. Pozitif 16 kemoterapi almamak mümkün değil hanımefendiciğim. Yok orada bir yanlış anlama vardır. Değildir herhalde yani. Çok yani. Yani ona... Evet. Herhalde şöyle olabilir. Hani doktor bey daha iyi bilir de çok kuvvetli hormon reseptör pozitifse bazen değil mi mikromet bile olsa bazen onkotayp yaptırıp vermediğiniz vakalar oluyor değil mi Alper Bey? Onkotayp için mutlaka şey gerekiyor. Yani koltuk altının negatif olması gerekiyor. Pozitif olduktan sonra artık zaten evde 2 evde 3'e girmiş oluyor. Evet, evet hocam. Evre 4. Şimdi evre 4 olmaz. Yani orada bir yanlış anlaşılma var. Evre 4 hastaysa. Evre 4 ayrı bir şeydir. Ama şöyle olabilir. Mesela kimlere vermiyoruz diye ben söyleyeyim. Tabii. Mesela diyelim ki 70 yaşında bir hasta gelir. İşte hormon reseptörü kuvvetli pozitiftir. Evet. Mesela böyle bir hastaya vermeyebilirsiniz. Kemoterapi vermeyebilirsiniz. Hormon ilacı alıyordur herhalde ablanız. Evet. Değil mi? Alıyor. Tabii. Hormon reseptörü kuvvetli pozitiftir. O zaman hormon ilacı alıyordur. Onun bir şeysi var mı? Belki ya yanlış. 54. Yani anlattığınız pek şeye uymuyor. Evet. Ben bağdaştıramadım ama 16 tane reseptör pozitifliği de yüksek bir sayı. Bir de evre 4 diyorsunuz. Evre 4 ayrı bir şey alan çünkü konuştuğumuz alanlar hep evre 1. Yani kemik metastazı falan mı var? Kemik var, kemik metastazı var. Ha, o zaman şimdi oldu. Şöyledir. Bazı hastalarda izole kemik metastazı. Eğer bir meme kanseri hastasında sadece ve sadece kemik kemikte metastaz varsa bu hastalara en başta kemoterapi faydalı değil. Bunlara hormonoterapi veriyoruz. Yani eğer sadece ve sadece kemik metastazı varsa ablanızın o zaman bunlara hormon tedavisiyle başlıyoruz. Daha sonra hastalık nüksettiğinde kemoterapi başlıyoruz. Şimdi daha şey oldu. Anlattığınız... Eksik bir şeyler yapıyoruz. Hayır eksik kapalıca. Değil. Bakın. Evre 4 bir hasta sadece ve sadece kemik metastazı olduğunda bunların sağ kalınları zaten çok iyi gidiyor. Kemik metastazımız çok yoğun değil. Sakında çok küçük bir metastaz. Yoğun olması önemli değil. Bak tekrar söylüyorum. Akciğerdeki metastaz biraz daha ciddi. Ha şimdi akciğerde metastaz varsa derseniz tabii bir şey olmaz. Yani bu uymuyor. Şimdi yorum yapmak zorunda kaldık. Eğer elinizde net bilgiler varsa şey yapabiliriz. Yani toplantı sonrasında. İkinci görüş alın olmaz. Evet. Elinizdeki bilgilerle Doktor Alper Bey. Evet. Bazen hastalarımız, hasta yakınlarımız şeyde evre 4'te niye kemoterapi vermiyorsunuz diyor. Bazen de tam tersine evre 1'de kemoterapi vermek istiyoruz. Niye veriyorsunuz? Niye veriyorsunuz? Diyorlar, değil mi? O zaman niye veriyorsunuz diyor. Tabii şey var. Yani bizim için tabii bir sanat değerli meslektaşlarım, kıymetli hasta ve hasta yakınları. Pek değerli Mehmet Erbe Pembe Hanım Derneği Sayın Başkan ve yöneticileri. Öncelikle hepinize içten bir hoş geldiniz demek istiyorum. Son konuşmaya yakın ama yine de tekrar beklediğimizi belirtmek istiyorum. Şimdi meme kanseri Doktor Neslihan Hanım tarafından anlatılır. Ben anlatırken işimin kolaylaştığını düşündüm. Çünkü bir giriş yapıldı. Çok sinsi bir hastalık. Hastaların için haberi yok. Evde 1, 2, 3'te yakaladığımız zaman seviniyoruz. Çoğu zaman geç dönemde karşımıza çıkmış oluyor. Ben böyle bir giriş yaparak girmek istedim.
Neleri anlatacağım size? Tabii kanserden bahsedildi. Ben de spesifik olarak özellikle yumurtalık kanserini anlatacağım. Sunumum sırasında bazı yerlerde açıklamalar, parantez içinde açıklamalar koydum. Çünkü hem meslektaşlarım var, hem hasta ve hasta yakınları var. Her ikisine birden aynı anda sunum yaparken zor olabilir. Dolayısıyla açıklamasını yan tarafa koydum. Şimdi yumurtalık kanserini tabii anlatabilmem için öncelikle karın anatomisi, yani karının yapısını bilmemiz gerekiyor. Yumurtalık organı, overler yaklaşık 2 ile 4 santimetre çapında. Burada yumurtalığı her iki tarafta görebiliyorsunuz. Tabii işte tüp var, rahim var, rahim ağzı var. Bunları öncelikle bir göstermek istedim. Hangi organlarla komşu? Bakın yumurtalık organı şöyle kırmızıya aldığım ama yan bu önden bakıldığında ama yandan bakıldığında bakın kalın bağırsakla, karın zarıyla oldukça komşu bir organ. Bunlar tabii bana hastalığın evresini anlatırken yardımcı olacak. Tabii hastalığın yayılımını anlatırken hastalık bazı yayılma yollarını tercih ediyor. Mesela bazı hastalıklar kan yoluyla ileriye doğru metastaz dediğimiz hastalığın başka bir organda görülmesi şeklinde karşımıza çıkabilirken bazı hastalıklar da bu yeşil alanları görüyorsunuz lenfatik sistem yani bezelerin olduğu sistemi tercih edebiliyor. İşte yumurtalık kanseri de bunlardan birisi, meme kanseri de yine bunlardan birisi. Şimdi kanser kontrolsüz büyüme demek. Bir hücre eğer kontrolsüz büyüyorsa ve bizim apoptoz dediğimiz normalde belli bir süre yaşayıp sonra ölmesi gerekirken bunu sağlamıyorsa, hücre sürekli bölünüyorsa biz buna kanser diyoruz genel anlamda. Yumurtalık kanseri de yumurtalık hücrelerinin kontrolsüz büyümesi olarak çok basit anlamda söyleyebilirim. Eğer erken teşhis konulabilirse kanser dokusu cerrahi olarak bu hastalıkta tamamen çıkarılabiliyor. Ama bu dediğim gibi sinsi bir hastalık her zaman mümkün olmuyor. Ve ne yazık ki de teşhis genellikle tümör çok büyükken ve ileri evredeyken karşımıza çıkıyor. Geç teşhis konulmasının nedeni de hastalığın ilerlemeden belirti vermesi. Bu da vermemesi. Hastalık çoğu zaman hafif bir müpem bir karın ağrısıyla ortaya çıkıyor. Ve kişi bunu zamanla karın şişkinliği ortaya çıktıktan sonra bize geliyor. Şimdi bu 2008'deki verilere bakarsak aslında yumurtalık kanseri çok az görülen bir kanser değil. Burada kırmızıyla işaretledik. Yıllık vakası 200 bin civarında. Geri kendiniz en üstte mi? Evet, meme kanseri bakın burada çok kolay karşılaştırabilirsiniz. Meme kanseri ve over kanseri gerçekten aralarında meme kanseri lehine büyük bir fark var. Ki Antep'te, Gaziantep'te yaptığımız çalışmalarda da meme kanseri açık ara bayanlarda önde diğer kanserlere göre. Bir diğer kanserde erkeklerdeki de akciğer kanseri özellikle bölgemizde belki de sigara tüketimine bağlı olarak. Belki de değil sigara tüketimine bağlı olarak. Şimdi yumurtalık kansere baktığımız zaman hastalık genelde ileri evre hastalığa sahiptir. Ve ilk tedavinin ardından ki bu çoğu zaman kemoterapi olur. Kemoterapi veririz biz bu hastalara ve ondan sonra nüks ederse ettir. Etmezse ki hastaların genelde yarı yarıyadır. %50'si nüks eder, %50'si nüks etmez. Bu şekilde bu hastaları takip ederiz. Elimizde iki tane seçenek var. Bir cerrahi, ikincisi de kemoterapi seçeneği. Şimdi yumurtalığa baktığımız zaman 3 tane yerden gelişebilir bu kanser. Çoğunlukla yüzey epiteli dediğimiz yumurtalık hücrelerinin yüzeyinden gelişiyor. Çok az olarak da yumurta olacak hücrelerden ve hormon üreten hücrelerden kaynaklanıyor olabilir. Şimdi bakın burada hücreleri görmektedir. Burada yumurtalık kanserindeki hücreler, yüzey epitelleri bunlar, yüzeydeki hücreler. Yüzeydeki hücreler malign yani kötü huy kazanıyorlar. Ve kötü huy kazandıktan sonra da yumurtalık kanseri dediğimiz şeyler ortaya çıkıyor. Biz hangi evrelerde devreye giriyoruz? Tabii hastalığın önce evresini görmemiz gerekiyor. Evrede de evre 1, 2, 3 ve 4 olarak uyguluyoruz.
çoğu zaman tümörler genelde 4 evre olarak işaretlenir ve biz bu 4 evre içinde hastanın evresini bularak tedavisini vermeye çalışırız. Erken evre dediğimiz şeyler genelde evre 1-2'dir. Ama bu hastalık eğer periton dediğimiz karın zarına eğer yaklaşır ve oradan kaynaklanırsa, orayı da tutarsa o zaman evre 3 ve uzak metastaz dediğimiz, bakın şurası karaciğer dokusu, karaciğerde bir eğer tümör saplıyorsak bu da uzak metastaz, uzak organ tutulumu denilir. Buradaki şu alandan itibaren biz bu hastalara cerrahi sırasında kemoterapi veriyoruz. Yine Dr. Neslihan Hanım bahsetti risk faktörlerinden, ben çok detayına girmeyeceğim ama bize medikal onkolog olarak sorulan bazı sorular var. Nasıl sağlıklı yaşayabiliriz diye. Aslında bunun 3 aşağı 5 yukarı çok basit dengeleri var. Bunlardan bir tanesi şişmanlık. Şişmanlık gerçekten şu anda belki de ülkemizde giderek artık ciddi problemler arasına kattığımız bir hastalık. Diğer şişmanlığın kardeşi hareketsiz yaşam. Bunları mutlaka yapmamız lazım. Sigara ve alkol tüketimi, yine bunlar genel sağlık açısından, bunlar yumurtalı kanserinde bakın şüphelenilen grup arasına giriyor. Fakat genel sağlık olarak bunlara uymamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sigara konusunda. Şimdi biz tedaviyi verirken nelere dikkat ediyoruz? Hastanın yaşına, genel sağlık durumuna, yani bütün hastalara kemoterapi vermiyoruz. Eğer genel sağlık durumu buna elverişliyse, örneğin bir hasta kalp krizi geçirmiştir, biz bu hastaya kemoterapi vermekle diğer hastalardan farklı davranabiliriz. Tümörün tipine ve büyüklüğüne ve hastalığın başka organa yayılıp yayılmamasına göre kemoterapi seçeneklerimizi değiştirebiliriz. Şimdi cerrahi ve kemoterapi dedik bu hastalıkta. İyi bir cerrahi nosyon almış, jinekolog, onkolog tarafından hastaların ameliyat edilmesini istiyoruz. Bu ne demek? Belirli bir sayıda kanser cerrahisiyle ulaşan jinekolog arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın bu hastaları ameliyat ettiklerinde sağ kalımları daha iyi. Cerrahi tek başına, cerrahinin tipi olarak bu hastalıkta sağ kalımı değiştirebiliyor. Dolayısıyla bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Yani? Evet. Yani bu hastalar ameliyat edildiklerinde, eğer ameliyatı yapan doktor bu işte deneyimliyse hastanın sağ kalımı daha fazla. Daha fazla yaşıyor bu hasta. Eğer neden peki, neden böyle derseniz, çünkü burada bu hastalık karın zarını tutan bir hastalık. Ve cerrah bu ameliyatı yaparken karın zarında eğer tümör görürse tümörü karın zarıyla birlikte çıkarması gerekiyor. Eğer bunu geride bırakırsa bizim işimiz zorlaşıyor. Medikal onkolog olarak geride tümör bırakıldığındaki işimiz farklı. Çok iyi bir ameliyat olmuş ve bu hasta bize geldiği zaman durumu farklı olmuş. Peki karın zarının alınıp alınmaması niye? Yani şöyle diyeyim, evet. Alsın, hepsi alsın. Evet, alınamıyor. Çünkü bu deneyimli, tecrübe sahibi doktor olması lazım. Bunu her doktorun belirli bir sayıda ameliyat yapması gerekiyor. Ve bizim tabii istediğimiz de jinekolog, onkolog olması, ama bu tabii ülkemiz için biraz daha oturmamış terimler. Evet, ama yine de üniversitelerimizin ben bu konuda tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla belki bazı hastalarımız eğer şöyle aklına geçebilir. Ben acile gittim, acilde ameliyat oldum. Dolayısıyla bu hastaların elektif ve doğru doktorlar tarafından ameliyat edilmesini de tavsiye ediyorum. Mutlaka bu açıdan fark var çünkü. Sağ kalın farkı var. Peki kemoterapiye geldiğimiz zaman neler var? Şimdi kemoterapide az önce tabii küçük bahsi geçti. Biz bunlara siklus veya kür diyoruz. Örneğin bazı işte Emine Hanım da yanımda bizim kemoterapi dediğimiz ilaçlardan aldı. Az sonra onun deneyimlerinden de bahsedecek kendisi. Biz bu kürlerden veriyoruz ve bu kürlerden sonra da hastaların CA-125 denen kan sayımlarına bakıyoruz. Ve bu kan sayımlarına göre bazı hastalarımıza devam ediyoruz, bazı hastalarımıza duruyoruz, bazı hastalarımıza erken kesiyoruz. Yani dolayısıyla zaman zaman hasta ve hasta yakınlarının bu konuda kafa karışıklığı çok rahatlıkla olabilir. Şimdi kemoterapi hızlı büyüyen hücreyi öldürür. Yani bir kere hızlı büyüyen bir tümör gerekiyor. Yavaş büyüyen bir tümörde kemoterapi etkili değildir. Ben
hızlı büyüyen bir tümör gerekiyor. Ama vücudumuzda hızlı büyüyen başka hücrelerimiz var. Mesela saç hızlı büyüyor. Mesela bağırsak epiteli dediğimiz bağırsağın üzerindeki hücreler hızlı büyüyorlar. Yani bu ne demek? Biz kemoterapi verdiğimiz zaman bunlara zarar veriyoruz. Saçı taştan ondan dökülüyor. Şimdi birçok kemoterapimizi damardan veriyoruz. İntravenöz dediğimiz ilaçlar var. Bir de tablet olarak verdiğimiz kemoterapiler de var. Yine bunlar da karıştırılmasın. Bir ilacın tablet olarak verilmesi onun kemoterapi olmadığını göstermez. Artık hele özellikle son 10 yıldaki gelişmelere bakarsak tablet sayısı yani ağızdan evde hastanın kendi kendine aldığı kemoterapi şekilleri giderek artmaktadır. Kemoterapide kullanılan ilaçların değişik etki mekanizmaları var ve biz bunlardan yararlanıyoruz. Bazen iki tane değişik mekanizmalı ilacı birleştiriyoruz ve bunları hastalarımıza uyguluyoruz. Şimdi cerraha gittik. Bizim cerrahtan istediğimiz ne? Burada yani tabi burada şey olacak. Şimdi bazı ülkelerde örneğin kanser cerrahisi farklı doktorlar tarafından yapılabilecek. Ama Türkiye'de tabi bunu jinekolog olarak söyleyelim, kadın doğumcu olarak söyleyelim. Şey olarak ben cerrahi olarak genel anlamda söyleyeyim. Cerrahiden beklentimiz ne? Tümörün tamamen çıkartılması. Eğer dediğim gibi tümör geride bırakıldığı zaman bizim işimiz zorlaşıyor ve bu hastalar genellikle lüks ediyor. Cerrahinin kalitesi sağ kalım için çok önemli. Bundan detaylı olarak bahsettim. Geride mümkün olduğunca da hastalık bırakılmamak. Şimdi ben medikal onkolog olarak bu hastalara kemoterapi uyguluyorum ama tabii kemoterapi uyguladıktan sonra da istenmeyen bazı yan etkilerle karşılaşıyoruz. Şimdi ben de Emine Hanım'la konuştum. Emine Hanım geçen hafta kemoterapi almış. Mesela bu hafta halen bazı sıkıntıları devam etmekte. Toksitesi var. Yani yan etkileri var. Direnç gelişebiliyor bu ilaçlara. Ve yaşam kalitesinde azalmaya neden olabiliyor. Dolayısıyla biz her istediğimiz kemoterapiyi her dozda hastalara uygulayamıyoruz. Bazı kısıtlamalarımız var. Çünkü hastaya zaman zaman istemediğimiz yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Burada genel olarak basit bir şemada bakın over kanserinde yani yumurtalık kanserinde 96 yılının protokolleri uyguluyoruz. 96-2006-2013 16 yıl öncesinin protokolü. Bu şu demek yumurtalık kanserinde halen çok fazla yol alınamadı. Ve ben sizinle bu sunumumla birlikte bir gelişmeyi de hedeflenmiş tedaviler denen bir ilaç grubunun artık yumurtalık kanserinde uygulanabilir olduğunu müjdesini vermek üzere de slaytlarımı hazırladım. Ama genel anlamda bakarsanız 16 yıllık tedavimiz var. Bazı hastalıklarda örneğin akciğer kanserinde bazen 30 yıl önceki tedavileri kullanıyoruz. Yani bu tümörde gelişme yok. Ama bazı gelişmeler var. Mesela meme kanserindeki gelişmelere bakarsak da her yıl bilgilerimiz iki katına çıkıyor. Gönül istiyor ki yumurtalık kanserinde de ve diğer kanserlerde de bunlar olsun. Şimdi hedefe yönelik tedavi ne demek? Bazen hastalarımız geliyor biz hocam hedefe yönelik tedaviler varmış biz televizyonda seyrettik. Neden bundan bize vermiyorsunuz diye söyleyebiliyorlar. Halbuki hedefe yönelik tedavi aldıklarının farkında değiller. Şu anda Türkiye'deki sağlık sigorta sistemi bütün meme kanserlerinde bu ilacı sağlıyor. Hatta beyin kanserlerinde, kolon kanseri dediğimiz o bağırsak kanserlerinde hedefe yönelik tedaviyi verebiliyoruz. Artık yumurtalık kanserinde de Roche firması ilaç için başvuruda bulunuyor. Belki de bundan sonraki dönemde, şu anda değil ama bundan sonraki dönemde hedefe yönelik tedaviye ulaşıyor olacağız. Peki hedefe yönelik tedavi hangi hedefe yönelik? Aslında bunlar çok basit. Genomun üzerindeki bazı mutasyonlara yönelik tedavi şekilleri. Şimdi burada görüyorsunuz tümörde bir sürü hedef var. Zaten tümörü tam anladığımızı halen düşünmüyoruz. Yani bir hücre içinde geçen bu bütün olağan dışı yolakların sonunda büyüme faktörleri, anjiyogenez dediğimiz damarlanma, damarlaşma, yeni damarlanma bunları tam anladığımızı düşünmüyoruz. Ve bazen de yeni ilaçlarla bir yolu bloke ederken, tıkarken bakıyoruz ki diğer yoldan yeni bir şey açılmış. Ve hastalıkta başarısız olmuş. Ama sonuçta artık hedeflenmiş tedavi çağına girmiş durumdayız. Ben son 10 yıldır
bir medikal onkolog olarak daha önceki 50 yıla göre çok daha fazla bilgi birikimin olduğunu düşünüyorum. Bilgilerimiz her kongrede yeni bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor ve biz bunları da bu kıymetli hastalarımızda kullanmak istiyoruz. Şimdi esas problem karışık mekanizma. Burası bir hücre. Bu hücre içindeki bu çok basit bir yolak gösterisi. Yani bunun yaklaşık 10 katı büyüklüğünde bir slide'la hazırlanıp bunun içindeki kompleks yapı, karışık mekanizma ortaya konabilir. Biz bunu tamamladığımızı düşünmüyorum. Burası hücre içindeki mekanizmalar, hücre çekirdekleri. Şimdi yeni neler var derseniz artık hedefe yönelik tedavileri birleştirmek yönünde şeyler var. Yani bir yola tıkıyoruz, diğer yola da tıkayalım. Ama iki yola bir arada tıkamak gerçekten kolay değil çünkü o zaman da yan etkiler başlıyor. Bu son ilacımız VEGF ailesi denen damarlanma ailesi. Bu hücre içindeki bir tümörün yaşaması için bir kere damara ihtiyacı var. Damarlanmasını kendi oluşturuyor ve etrafa yayılıyor. İlacımız ne yapıyor? Bu damarlanmayı bloke ediyor. Damarlanmayı tıkıyor. Tümörün damarlanmasını bozmaya çalışıyor. Tümör damarlanması bozulunca da kan tümöre ulaşmıyor. Çünkü tümörün de yaşaması için kana ihtiyacı var. Şurada şöyle bir görüyorsunuz. Biz normalde bir yola tıkadığımız zaman sanki bir elektrik düğmesini kapatıyoruz gibi. Bu aslında başlangıçtaki düşüncemiz buydu. Yani biz burayı kapatırsak zaten bu problemi çözüyoruz diye yola çıkmıştık. Ama gördük ki zaman içinde bu tedaviler gerçekten önemli ama hastalıkta tamamen kür dediğimiz şifaya ulaştırmıyor bizi. Belki de bundan sonraki tedavilerde artık bu şifa dediğimiz hastalığın uzun süre 5 yıl boyunca bir hastalıkta görünmemesi durumu ortaya çıkabilir. Bu anti-VEGF demek, tedavi demek, bu yeni hedeflenmiş tedavi, yani damarlanmaya karşı antikor oluşturma. Tümörün büyümesi, uzak organlara yayılımı ve damarlanması ile mümkün. Ve biz bunu bloke etmeye çalışıyoruz. VEGF de over kanserinde yüksek konsantrasyonlarda bulunuyor. Dolayısıyla bizim için de bir hedef haline gelmiş oluyor. Bakın burada bir antikor var. Bu VEGF ailesi bunu hücre düzeyinde bloke etmeye çalışarak tümörün damarlanmasını bozuyor. Ve hedefe yönelik bir tedavi şekline geliyor. Bunlar detaylarından bahsetmeyeceğim. İki tane çalışması var ve bu çalışmalarla ülkemizde de Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılacak. Ve bu tedavi eğer Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da indikasyon alırsa, ruhsatlanırsa, onaylanırsa o zaman biz de hastalarımızda kullanıyor olacağız. Şimdi gelecekte ne var? Aslında bu gelecekte diyorum ama bir taraftan da cerrahi ve zaten kemoterapiden bahsetmiştim. Onun dışında genetik profilleme, yani bir hastanın biz özellikle meme kanseri ve yumurtalık kanseri, bunlar bizim için kardeş kanserler. Birisi çıktığı zaman diğeri hastada görülebiliyor. Bunun sebebi de genetik BRCA mutasyonları dediğimiz bir mutasyon. Bunu hastada tespit ettiğimiz zaman önceden tahminlerde bulunabiliyoruz. Ama bu genetik profili şu anda halen standart dediğimiz her hastaya uygulamıyoruz. Genel olarak perspektifimiz şu, biz artık yeni onkoloji nosyonunda kişiye özel tedavi seçeneği olsun istiyoruz. Yani bir hastada bir özelliğinden dolayı, tümörünün bir özelliğinden dolayı o hastaya A ilacı veriyoruz. Aynı yumurtalık kanseri olan başka bir hastaya tümörünün başka bir özelliğinden dolayı B ilacını veriyoruz. Halbuki bu zamana kadar ne yapıyoruz? Elimizdeki tüm ilaçları tüm hastalara veriyoruz. Ve dolayısıyla başarımız da kısıtlıydı. Şimdi artık bu konudaki bilgilerimiz değişiyor. Ve genel olarak tümör zordur diyorum ama tedavisi var. Özellikle de erken tanıya dikkat etmek gerekiyor. Erken olarak saptanan tümörlerin büyük bir kısmı şifayla sonuçlanıyor. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi over kanserin erken tanısı zor dediniz. Zor. Şimdi nasıl olacak bu iş? Zor. Zor. Evet. Neden zor? Şimdi
bazı şikayetlerimiz var. Aslında şey, hastamızı dinlesek de sonra evet, cevap tamam, değil mi? Buyurun. Evet. Hazır. Emine Hanım belki şeyi, mikrofonu düzeltirsek. Bakalım nasıl tanık olmuş. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Ben bu hastalığı 2010 yılında normalde de kilom vardı benim. 2010 yılında fark ettim ikinci evrede. Karnım şişerek, karnım şişti. Başka rahatsızlıktan şüphelendim. Hastaneye gittim. Doktor bey beni ultrasona gönderdi. Oradan da ultrasondan doğum doktoruna gönderdiler. Orada teşhisi koydular, karnımda asit var dediler. Fakat kendime tozu konduramadım. Kendim sağlıkçı olduğum için o tozu konduramadım kendime. Hiç kimse demesin ki benim başıma gelmez demesin. Kendinize dikkat edin. Önce çocuklarınız için sonra kendiniz için dikkat edin. Karnım şişti. Normalde kilolu olduğum için de bunun üzerine düşmedim. Hastaneye gittik ikinci evrede. Hastanede biraz oyalandım. Yani açıkçası biraz oyaladılar beni. Dördüncü evreye kadar çıktım. Acil bir durumda onkolojiye götürdü eşim beni. Onkolojide de yattım. Bir yaz hastanede yattım yatalak. Yatalak olarak sedyeye, tekerlekli sandalyeye sığmıyordum. 135 kilo oldum. 40 litreye yakın su alındı karnımda. Çok zor günler geçirdim. Çok zor. Kemoterapiye başlandı. Yani sağ olsun Allah razı olsun. Onkolojideki personel arkadaşlar, doktor beyler çok iyi ilgilendiler. Onun da faydası çok. Kemoterapiden sonra sıfırlandı. C125'im sıfırlandı. 4 ay ara verildi ama nüksetti. Nüksetti. Tekrar 1 yıldır devamlı olarak kemoterapi alıyorum. Tekrar şimdi şu anda sıfırlandı. Son kemoterapimi geçen çarşamba günü aldım. Yine 3,5 ay ara vereceğiz. İnşallah nüksetmez diyorum. Sizler de kendilerinize ne olur dikkat edin. Önce çocuklarınız sonra kendiniz için. Ben de olmaz demeyin. Bakın ben kendim sağlıkçıyım. Kendime toz konduramadım. Ama oluyor. Bir de sakin bir insan olduğum için hiç telaşlanmadım. Tedavimi aksatmadım. Tedavisini aksatanlar sonlarını ben söylemiyorum. Kemoterapiden kaçıyorlar. Kaçmayın. Kaçmasınlar. Hiç kimse kaçmasın. Çok faydası oluyor kemoterapinin. Tamam çok mahvediyor insana. Hal etkisi var üzerimde bir hafta önce aldım ama faydası çok. Aksatmayın lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Emine Hanım'a teşekkür ediyorum. Kendisi bahsetti. Bakın karında şişkinlik karında şişkinlik çok önemli. Erken doyma hissi, değil mi? Belki ondan da bahsetmek ister misin? Normalde karında şişkinlik başlayınca yemeklerden sonra bir erken doyma hissi olur. Yani normalde daha önceden diyelim ki belirli bir yiyeceğiniz yemeği bilirsiniz. Zaten nefesiniz daralıyor. Evet. İçeride yürüyemiyorsunuz. Evet. Yani bu çok sıkıntıdan çektim de şu an yani kemoterapinin etkisinde olduğum için her şeyi anlatamıyorum. Bu şişkinlikte ağrı ve sancınız oluyor. Çok. Çok oluyor. Bağırsak ağrısı gibi mi? Zaten o şikayetle gittim. Doktor bey sağ olsun hemen fark etti. Ultrasona gönderdi. Ultrasonda ortaya çıktı. Benden gizlediler. Fakat ben kendim sağlıkçı olduğum için fark ettim. Hissettim yani bu rahatsızlık olduğunu. Karında bir sıvı oluşur. Emine Hanım asit diye söyledi ama asiti herkes bilmeyebilir. O karındaki sıvının adına asit diyoruz. O sıvı birik olduğu zaman zaten şikayetler genelde orada kendini belli etmeye başlıyor. Evet, iştahsızlık da mı oluyor? Evet. Tabii erken yemek, yani yemekten erken kalkma, iştahsızlık, sanki şey gibi diyet yapıyormuşsunuz gibi bir şey olabilir. Çevrenizdekiler öyle bir hisse kapılabilir. Ama aslında diyet yapmıyorsunuz, isteyerek değil bu. Ben doymuyorum şu anda, onun için.
hocam, özellikle böyle bir programa çok önemli bir ekran, yani günümüzün korkunçluğu olan programa yolladığım için, sizlere gelmiş olduğumuz için çok teşekkür ederiz. Ben de bir hasta yakını olarak gerek misafirlerinizi bilgilendirmek amacıyla bir şeyler söylemek istiyorum. Abla Almanya'da, diğer ülkeler bilmem ama bizim Ulu Önder Atatürk'ümüzün sözünü bir kez daha üstüne bastırarak doğrulamak istiyorum. Bizi Türk doktorlarına, beni Türk hekimlerine emanet edin diye sözünü onaylamak istiyorum. Gerçekten büyük bir insan. Bunu ben Avrupa'da, özellikle Almanya'da, diğer ülkeleri bilmiyorum ama yaşadım. Oraya teşhis hocam burada belli olmadı. Sadece bu hastanemizde ablam Almanya'ya gitmeden bir muayene olmasını istedik. Aşırı bir kilo vermişti. Önce kiloluydu. Ama kilo vermesinin nedeni bir mama, özellikle diyet olarak kullanıyordu. Acaba onun etkisi olur mu? Onun birinci sorun bu. Tanısı yumurtalık mı ya? Efendim? Tanısı. Tanışı daha olmadan. Kendi çok kilo. Şu anda ne hastası? Yani evet, yumurtalık. Yumurtalıkta, tamam. Evet, yumurtalık hastasıydı. Oraya, burada tanı konuldu. Doktorun ismini vermende bir sakınca var mı bilmiyorum. Devam edin. Sonra Almanya'ya gittiğinde jinekolog geliyor. En son gastroenteroloji doktoru, dördüncü doktor yumurtalık kanseri olduğunu teşhis ediyor. Ve biz hayretler içinde kalıyoruz ve dördüncü aşamaya gelmiş hastalık. Bağırsakları artık ilerlemiş. Ve orada ben hastaneye cumartesi gittim hocam. Pazartesi günü salı ameliyat alacaktan karın böyle mi şişermiş? Üç günde karın, yani gözle görünür derecede şişti. Ve biz hastaneye yatırdığımızda doktorlar, yani o kadar ellerinin ağır olduğu, korkak olduklarını, ben orada bilmediğim için, bir de bilmediğim için fark vardım. Halbuki bizim burada olsaydı belki de ablam gerçekten kurtulur. Düşünün, yani zaman geçmeden orada dördüncü aşamaya geliyorlar, farkında değiller. Aynen ben bunu ablama sorduğumda hiçbir belirtisi olmadığını söyledi. Sadece karnında bir şişlik, bir de kilodan kaynaklandığını düşünerek. Yani o da doktor bir söyledi. Ve ilk ameliyatında doktora iyice temizleyin dendiğinde, acaba bir de onu soracağım. Bağırsaklarında biraz üzerinde, bağırsaklarından almışlardı ve üzerinde kalmış. Alamam, onlar sana gerek demiş. Ve öylelikle yani hep bir 46'ya yakın kemoterapi aldı Almanya'da. Yani 2,5 yılı sadece terapilerle geçti. Ne yazık ki son aşama olduğu için maalesef ki ablam güçlü kuvvetli, gerçekten ne sigara içer ne bir belli bir alışkanlık, kötü hiçbir alışkanlığı yok. Erkekler yapamadığı işi ablam yapardı. Gerçekten Almanya'da da çalışan bir bayandı. Bunun sonucu, yani dediği gibi hanıma, gerçekten sağlıklı olanlar da sağlığına gerçekten güvenmesin. Eğer öyle bir şey olmasaydı ablama bir şey olmazdı. Yani ben size mesela ne, buradan ne sonuç çıkardım? Mesela şöyle, şunu söyleyebilirim. Evet. Şimdi bu hastalıkta hastalık sessizce, sinsi bir şekilde ilerliyor. Karın darası tuttuktan sonra da bağırsaklar tutuluyor. Evet. Şimdi bu durumda mesela biz olsak ne yapardık? Onu söyleyeyim. Şimdi hipertermik onkoloji denen yeni bir kavram var. Isıtılarak verilen kemoterapi ilaçları, karın zarını uygulanabiliyor. Mesela böyle bir durumda hastanemizde uygulayabiliyoruz. Gaziantep Üniversitesi'nde uygulayabiliyoruz. Mesela böyle bir durumda bağırsak tutulumu var, karın zarı tutulumu var. Hipertermik onkoloji bu hastalığı uygulanabilirmiş. Gerçi hipertermi de Almanya kökenlidir. Yani bir taraftan da onu da vurgulamak istiyorum. Yani onların onkolojiye kazandırdıkları bir terminoloji bu. Dolayısıyla onların hani en başta kullanıyor olmaları lazım ki belki de bir nedenden dolayı kullanmadılar, kullanamadılar. Çok kötü geçirdi Erdoğan, evet. Hocam. Hocam peki menopoza girmek, girmemekle ilgisi var mı bu oral kanseri? Yok, meme kanseri gibi
değil. Ama artan yaşta, ovary kanseri artan yaşta ortaya çıkan bir özellik olur. Yaş ne kadar artarsa yumurtalı kanser için o kadar risk artar. Yani menopozdan sonra yumurtalığımızı alırsak kurtulur muyuz? Evet, bu güzel bir soru. Bu işten yırtan biz, bu işten önce şey olması lazım. BRCA mutasyonu taşıyorsanız, BRCA şu demek, genetik bir mutasyonunuz var ve bu mutasyon size meme kanseri ve yumurtalık kanserine şey getiriyor. Yani sizin risk altındasınız demektir. Yani mesela ben bir meme survivor'ıyım. Evet. Dediniz ki, BRCA yaptırmanız lazım. Yani ovary kanseri olma riskim var. Var. Benim bu durumda yumurtalıkları aldırmam mantıklı olması. Şöyle, mantıklı olması için sağ kalın şey olması lazım. Yani sizin aldırdığınızda daha fazla yaşıyor olmanız lazım. Şimdi bunun çalışmaları yapılmış. Meme kanseri için daha sonra yumurtalık kanseri olabilecek. Eğer BRCA mutasyonu taşıyorsanız, bu mutasyonu taşıyorsanız sizde yumurtalık sağlamken, bakın kanser değilken aldırılabilir. Ama bu durumda bile karın zarlarında oluşmaya başlamış. Yani bu durumda da risk tamamen geçti diyemiyoruz size. Evet, evet. Bir genetik olarak o tümör profilinden bahsetmiştim. İşte o tümör profilini şu anda standart değil. Ama örneğin İstanbul'da çok rahatlıkla, Çapa'da bunu yaptırabilirsiniz. BRCA taşıyorsanız farklı bir algoritma oluyor. BRCA taşımıyorsanız farklı bir algoritma oluyor. Çok güzel bir soru. Kontrol. Evet. Yılda bir kere jinekolojik muayenenizi vajinal ultrasonla yaptırın. Evet. Cimri testi. Doğru. Yok, cimri testi. Cimri testi ayrı. Şimdi bunun için Sağlık Bakanı değil de tüm dünya bir araya geliyor. 4 tane kanser türü var. Bir tanesi yumurtalık kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri ve bağırsak kanseri. Bunları biz PLCO diye işaretliyoruz. PLCO kanserlerinden birine sahipseniz şu anda onkoloji size erken tanıda yardımcı olamıyor. Şu anda net. Nerede yardımcı oluyoruz? İşte mamografide, işte smear testinde yardımcı oluyoruz. Ama şimdi tıp her gün tabii yeni şeyler kazanıyor, yeni bilgilerimiz oluyor. Yeni bir test çıkarsa eğer, o zaman bu PLCO'daki 4 kanserin erken teşhisi mümkün olacak. Mesela sigara içiyorsunuz, ben her yıl akciğer tomografisi çektirmek istiyorum diye aklınıza bir soru gelebilir. Ben her yıl çektiriyorum, erken yakalanırsa ameliyatım olurum diye düşünebilirsiniz. Ama bu yapılan çalışmalar bunu desteklemiyor. Yani yumurtalı kanseri olma riskim var. Eğer ailenizde birisi varsa, yumurtalı kanseri diyelim ki sizin ailenizde var, sizin bir muayeneden geçmeniz, ultrason yaptırmanız çok mantıklı ve tıbbın önerdiği bir şey. Ama onun dışındakiler, ailesinde bir şey yok, hiçbir şikayeti yok, buna rutin olarak önermiyoruz. Ama ileride yeni bir tanı yöntemi çıkarsa o zaman değişebilir. 4 tane kanserde başarılı değiliz. Prostat kanseri, yumurtalık kanseri, akciğer kanseri ve bağırsak kanseri. Hocam bağırsak kanserinde gayet bakılmıyor mu? Bakılıyor. Bakılıyor. Bunları erkenden, şimdi bir şeyi önceden bilmek hastanın sağ kalımına faydası olması lazım. Yani birini erken saptadığınızda o hasta fazla yaşamalı. Evet. Akciğer kanserinde diyelim ki 1 santimken, 2 santimken yakaladınız. Bu hasta maalesef diğer hastalar gibi yaşıyor. Fazla yaşamıyor. Halbuki erken teşhis ettiniz ama sağ kalımı iyi değil. Dolayısıyla biz o zaman bunlara sigara içenlere tomografi çekilsin, sigara içenlerin işte balgamlarına bakalım demiyoruz. Sağ kalımına faydası olmadığı müddetçe, tabii değil ama bakın mamografi verilerini duydunuz. Mamografide sağ kalım net bir şekilde artıyor. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Çok net. Ama bu diğer kanserlerde maalesef bu şeyde değiliz. Bu başarıda değiliz.
Pankreas zaten başı başına bir şey. Yani, evet, yani o geldiği zaman fırtına gibi geliyor. Maalesef. Hocam tekrar yoracağım ama evet, şimdi ben o olaydan sonra genlerimiz birbirimize çok yakın, ikimiz gibiyiz. Evet. Ben kendim yani doktoruma bunu dedim, çözelim sizin az önce dediğiniz gibi yumurta otlarını aldırayım, o riski yaşamak istemiyorum diye konuştum. Ben de neden doğrusunu yaparsınız dedi. Şimdi ama çelişkiye girdim, sağ kalıp al diyorsun yani, o kadar senin için değil, senin için değil. Bir tek senin için değil bu. Evet. Yani ailesinde, şimdi şunu da, genetik olarak, doğru, evet. Şunu da söyleyeyim. Ailenizde meme kanseri hikayesi var mı mesela? Var. Evet. Şimdi evet. O zaman işte diyelim ki halanız meme kanseri, evet. Teyze kızınız yumurtalık kanseri. Bunlar kardeş kanserler. İşte o zaman bu BRCA testini yapmasını istiyoruz o kişilerin. O zaman doğru mu hocam benim doktorun dediği? Sizin için doğru. Evet. Tabii sizin için doğru. Yani bir şey hiç, ama ben kontrollerimi yaptırıyorum. Bir şey çıkmıyor gerçi. Ama evet. Kafam biraz çok karmaşık. Yani kafanızın karmaşık olması çok normal. Çok normal. Evet. Size bir şey daha soracaktım ama unuttum. Başka soru var mı? BRCA testini kanserli hastada yaptırmak. Orada bir yanlış evet. Şey olmasın. Yani sizin meme kanserli akrabanız varsa onun gidip BRCA testi hala yaptırmak. Halanıza gidip BRCA testi yaptırması lazım. Siz yaptıramazsınız. Önce onda tespit edilecek. Ondan sonra eğer onda varsa sizlere inilecek. Yani bir yanlış anlama oluyor. Çok hastalar çok yanlış yönlendiriyor. Çünkü ben de orayla ortaklaşa çalışıyorum. İstanbul Üniversitesi Çapa Fakültesi genetik bölümüyle. Bir yanlış anlamı olmadı. Hep kanserli hastada öncelikle BRCA testini yapıyoruz ve devlet zaten belli normları var, onları ödüyor. Yani normal olarak isteniz zaten ödemeyecek, boş boşuna hani vakit kaybedeceksiniz. O yüzden bilgi amaçlı söyledim. Başka soru.